Arkadaşlar selam. İki ekibin yeni maçını izleyeceğiz. Bir tarafta inziva, bir tarafta emin değilim ama sanırım Itachi'lerin ekibi veya toplama bir bek. Tam emin değilim o kadrodan. Pikler klasik. Dairut alınmış bu arada. Dairut alınmasının sebebi Uranüs ve Baksa'yı counterlamak. Niye oyundan düştü? Yani mavi taraf kötü başladı oyuna. Midleri geç kalınacak bir tık. Dairut alınmasının sebebi Uranüs ve Baksa'yı counterlamak. Yani aslında W'si bayağı iş yapar da ben pek güçlü olduğunu sanmıyorum Dairut'un. Counterlasa bile çok güçlü olduğunu ben sanmıyorum. Burada mavi takımın yeşil ikilisini almışlar. Baksa'ya Uranüs'ü oynuyorlar buradan bir de. Uranüs'ün ghost'unu aldılar. Gayet güzel. Yukarıda da duo lane yapıyor. Aa, bunun flash gitti bu arada. Q'yu bir tık erken çekse ölmüştü bu arada carry. Burada lane'de bayağı avantaj yakaladılar şimdi. Aa, ilk kan da mid'den geldi. Gösteremedim bak orayı. Nasıl öldü mid'di? Bot oynamıyordur herhalde. Gelmiştir yani. Lynx bayağı geride bu arada. Hem oyuna geç bağlan hem de öldü. Yukarıda yeniden fight oluyor bu arada. İki jungle da orada. Çarpını attı. Devam edecek oraya. Ult atabilir. Ulti bam vuracak. Güzel flash geldi Faramis'ten. Vallahi insan diyor. Baksa'yı alıyordu. Atlıyordu. Fretrin'i ön kesiyorlardı. Tabi Angelus'u vardı Baksa'nın o zaman. Burada Kaplumbağa fight'ında niye support'ta duo lane yapıyorlar XP'de? Normalde aha çok güzel bir kill geldi bu arada Lord öncesi. Evet, Uranüs güzel counter'lıyormuş Dairut. Ben herhalde iyi oynayan Dairut'lara denk gelmedim o yüzden. Burada Kaplumbağa fight'ında kesinlikle avantajları var. Uranüs'ü kestiler çünkü. Şu an Dairut da bayağı önde. Dairut'un golduna bakarsak yani takımın en yüksek isimleri Angela ile beraber. Ormanını da alıyor. Karşı ormanı da aldı. Şu an karşı takıma bayağı zarar veriyor. Canı az ve bir kill geldi buradan. Sol tarafta Brodin'in durumu bayağı iyi. Sağ tarafta da Angela'nın durumu. Tabii ki Brodin'in durumunun daha iyi olması daha iyi. Angela'nın en fazla vereceği kalkan artar yani durumu iyi olduğu zaman. Buraya artık Dairut çok ağır kazanır. Bayağı ağır kazanır. Uranüs'ün pek şansı yok şu anda. Gank yiyeceğini düşünüyor sanırım Dairut. O yüzden pek agresif yapmıyor şu anda. Herkes yukarıda ama. Baksa'ya burada. Burada mavi tarafın çok fight diyebileceğini sanmıyorum. Lynx mid'e döndü. Buranın lane avantajı hala kırmızı tarafta aslında. Yukarı oynuyorlar. Bak Minotaur ultisiyle beraber arkadan kapatabilir ki muhtemelen öyle mi yapacak. Flash geldi. Bir Q daha. Burada güzel kaçtı buradan derken bir de kill aldılar. Burada ölür mü? Ölmedi. Faramis ultisi de geldi. Burası çok kötü oldu kırmızı takım için. Flash ile beraber onu takip edip kesti. Burayı bir tık zorladılar. Karşılarında kötü aldılar. Bayağı avantaj yakaladılar şimdi. Kuleden de bayağı bir barikat alacaklar. Özellikle Brody bayağı öne geçecek. Brody şu anda kaç gold'da? 2700. Yani çok vuramayacak ya öyle. Şey geldi, Fretrin geldi. Flash çarpını attı. Kovalıyor şu anda. Orlunox öldü muhtemelen. Aynen. Kule gold'unu bir tık zorladılar. Karşılığında da bir kill verdiler. Brody ile Dairut'un gold'ları eşit. Aşağıda durumlar ne? Gösteremiyorum şu anda. Yukarı gösterebilsem peki. Yeniden yukarıda doğal lane'ler. Ama tabi burada kırmızı taraf için her zaman bir Angela var. Ulti ile bir anda orada olabilir. Kaplumbağa çektiler kendi taraflarını. Bu Kaplumbağa fight'ında kesinlikle çok güçlü kırmızı taraf. Aa, şeyde kaldı. Dairut'ta kaldı bu arada. Onun için bütün zırhını kırdı Dairut. Angela da ulti attı ama Angela ultisi biraz boşa gitti. Buradan daha bir şey çıkaramayacak kırmızı taraf. Aa, Uranüs niye öyle şey yaptı ama belliydi bunun olacağı bir tık. Ghost'unu atacak mecbur. Spell'i kalmadı. Dairut'un burada çok büyük avantajı var. Bir flash mulash ulti, flash ulti falan bekliyorum ama bakalım. Bak. Çok vuruyor şu anda. Öldü flash. Bekliyorum dedim ben geldi. Şu an kırmızı tarafı ayakta tutan Dairut. Tamamen Dairut. Gold Dane'i de oynuyorlar aslında aynı zamanda. Aha flash geldi bu arada. Güzel bir flash. Ulti atar mı? Vallahi zıplamadan hemen önce attı ultiyi. Carry'i kestiler burada. Burada bu arada bayağı güzel oynuyor. Yun Shem 3 burada gibi. Pat pat vuruyor arkadan. Kule altında kaldı. Fiske ile beraber çıktı oradan. Devamında da Minotaur'u da kestiler. Carry 2 oldu. 3 olmuş hatta. Yakalanıyor. Çok fazla yakalandı carry.
Dairat geldi. Dairat vurdu yeniden karşı karşıya. Yukarı oynuyor mavi. Şimdi mavi taraf yukarı oynuyor. Kuleye bir tane vurdular. Aha Dairat geldi. Önünü... Dairat düştüğü gibi biter bu arada bu maç. Kaplumbağa çıkacak burada bir 15 saniye sonra. İtemlere bakalım. Gold durumları 1K kadar önde sağ taraf. Bu gold farkındaki en büyük pay Dairot'ta. Dairot karga almış bir de. İtemleri şu an fena can yakar. Aronis burada bu arada. Dairot aşağıdan bir kule daha açacak. Dairot şu anda kuleye vuruyor. Runox içeri atladı bu arada. Sarayı da attı. Bir kill aldılar buradan fight'tan. Minotaur düştü. Devamında Fretrin'e düşecek. Tam bu fight kazandılar. Dairot geliyor fight ama daha bir şey çıkaramaz. Sanmıyorum. W atarsa ona diyecektim. Yok. Kaplumbağayı da aldılar. Mavi taraf için bu aslında bence gayet iyi oldu. Alttan kule verdiler ama karşılığında kaplumbağa artı 2 kill aldılar. Yeniden oynuyorlar bu arada Angeli. Angeli'nin flash yoksa düşebilir diyecektim. Yok hiç. Flash'a bile gerek kalmadı. Bir de vuracak Dairot. Ona bir aa çok güzel kapattı önünü. Shutdown'ın da bir de Lunox aldı. Eyvah eyvah. Burada aslında daha da sıkıntıydı. Ama Lunox'un alması da iyi. Zaten çok gerideydi. Hem oyuna geç bağlandı hem kill vermişti burada. Lunox'u da bayağı toparlayacak bu kill. Mid'de jungle'lar çarpışıyor. Yukarıda yeniden Lunox'u oynamışlar. Lunox'u içeri atladık. Angela'ya flash attırdı bu arada. Minotaur şu anda tek kaldı içeride. Flash yoksa Minotaur düşebilir. Yok düşmez ya gerçi. Burada aşağıdan kule. Aa Minotaur ultu atmak zorunda kaldı Angela. Hayır yine de düşer mi? Çek Afaramis Q'yu. Afaramis niye çekmedi Q'yu? Gerçi çekmemiz daha iyi sanırım bu arada. Onu düşürebilecek bir hasar yoktu. Angela ile beraber fight'ı kırmızı taraf kazanabilirdi bir an. Ay midde bir şeyler oluyor. Bu arada burada düşmüş. Mavi tarafı ayakta tutan isimlerden biri burada düştü. Devamında aa kaçırdı W'yu. Yukarıda da bir şeyler oluyor. Burada nasıl düşmüş acaba ya merak ettim. Evet şimdi Lord çıktı. Takımlar burada toplanıyor artık. Dairot orada yakalayabilirler. Dairot'u çok vurdu. Dairot direkt düştü fight başında. Kırmızı taraf bir kişi eksik. Hatta Minotaur da eksik diyebiliriz. Flash'ı yok. Canı %20 civarlarında. Jungle'a da bayağı baskı verdiler. Üstten Minotaur'u düşürmüşler. Burada kırmızı taraf 3 kişi kaldı. Lord Fight'ın çok büyük dezavantajı var. Yine de rahat salmazlar bu Lord'u. Fretrin'in yerini bilmeleri lazım aslında. Bak çalabilir. Yok hiç denemedi bile. Mavi taraf çok güzel fightladı ve aldı Lord'u. Dış kuleler kesinlikle düşer. Mid kulesi ve top kulesi. Aa W çok yanlış attı bu arada. Öldü o. Oradan çıkamaz. Çok yanlış W attı. Devamlı Angela flash atmak zorunda kaldı derken bir de öldü üstüne. Lord çıkmak üzere. Hatta Lord yoldayken öldüler bir de. Bu kuşatma bayağı etkili bir kuşatma olabilir o yüzden. Devam ediyorlar. İnhibitöre kadar dayandılar. Yukarıda da Carry ile Baxia. Takas içinde. Carry buradan bir kule alacak. Aldı. Baxia hiçbir şey yapamaz o Carry'e. Carry'e şu an kimse gelmiyor. Muhtemelen buraya da ittirip base atacaktır zaten. Aynen. Bütün dış kuleler alındı aslında. Hatta orta kuleler de alındı. İnhibitöre kadar dayanmışlar üstüne. Canları inhibitörlerin %40 civarlarında. Bir sonraki Lord'la veya Split'le beraber alabilirler inhibitörleri. Toptan bir kule daha gelecek. Tamam bir kule daha haneye yazıldı. Ama bir fight daha istiyorlar bu arada. Minotaur'u yakaladılar. Minotaur'dan kaçamadım. Ulti attı ama yine de kaçamayacak. Burada ultiyi bıraktı. Bir kill aldılar buradan fight başında. Runox eşiği çok güzel combo. Angela düşecek mi? Son anda girdi Kerin'in içine. Devam. Fredrin de kaçtı oradan. Bu inhibitor gelecek bu arada. Burayı tutamazlar. Tam aşağıdan Uranüs. Yok minyonları tutuyormuş. Ulti gelirse düştü. Aynen. Şu an burada güzel taşıyor maçı. Lunox'la beraber.
Fredrich'den yeni yanlış bir W gelmiş buraya. Mavi taraf bayağı öne gelişti. Gol farkı 6K'ya kadar çıkmış. Lord'u oynamak isteyecekler. Bu arada bu Lord'u eğer çıktığı gibi girerlerse ki öyle yapacaklar aynen. Fredrich yetişemez bu Lord'u. Yani rahat bir Lord alacak mavi taraf. Zaten Lennox'la beraber çok kolay eritirler Lord'u. Lord yukarıdan geliyor. Aşağıdan inhibitörü açmak isteyebilirler. Hatta mid inhibitör de gelecek burada. Geldi. Şimdi aşağıya dönüyorlar mı? Yo, bitirmeyi oynuyorlar sanırım. Burada daha Faramir ultisi var bu arada. Angeli ulti attı. Carry'e. Baksa içeri girdi bu arada. Zonlu'ya Minotaur içeri ulti atmış. Dairo çok güzel tamamladı orayı. Faramir düştü bu arada. Ulti atamadan Faramir düştü. Lennox içeri combo attı. Lennox da Carry'i düşürdü. Önemli bir isim. Fred'in onu bırakmaz. Lennox'a bırakmaz. Buradan da bir şey çıkaramayacak ama mavi taraf bu arada Lennox'u koruyabilir. Hatta bu arada o Fred'in muhtemelen ölecek orada diye bakıyorum. Aynen öldü. Faramis yeniden doğmuş gelmiş bu arada. Ulti attı ama bu sefer. Angela da Minotaur'a ulti attı. Darut içeride. Darut ultiyi bekletiyor şu an Lennox'a diyecektim. Gider ayak kesti. Darut'la beraber Lennox düştü. Yok, bu maç yine bitmeyecek muhtemelen. Geride doğdu zaten. Aa, yakalandı Amoronius. Ama yani çok hata, saçma hatalar, gereksiz hatalar. Maç zaten hiçbir şekilde bitmeyecek. Uranüs'te bitiremezsin yani. İzin verseler bile, 10 saniye vurmana izin versinler yine bitmez oyun. Burası hatalı. Oyunun bitimi bir sonraki Lord'a kaldı. Bir sonraki Lord fight'ına baktığımız zaman sol taraf çok güçlü ki. Bir dakika, aşağıda Kere yakalamışlar bu arada. Takımlara bakarken gösteremedim orayı. Kere burada ne yapıyor? Milyonları ittiriyordu herhalde. Çok öndeymiş ama. God farkları 4K'ya hatta 5K'ya yakın. Burada yeniden bir fight istiyorlar. Rakip kırmızı takım 4 kişiyken fightlamaya çalışıyorlar şu anda. Yok, bunları hiç yapmayıp Lord'a girmeliler bence. Aynen öyle yapacaklar. Zaten Nox'a beraber çok kolay eritirler. Kere yetişemez bu Lord'a diye düşünüyorum ben. Direkt girerler. Yok ya, yetişebilir bu arada. Burayı oynamak istiyorlar mı bakalım. Almışlar bile hocam, nereye yetişiyorlar. Buradan bir de mavisini alacak Baksı'ya. Şimdi bu Lord'u savunmak bayağı zor kırmızı taraf için. Çünkü savunabilecek pikleri yok. Sadece Kere var. Bu arada çekti onu. Dairot orada. Baksa da geldi. Şimdi bir fight istiyor olabilirler. Minotaur'un flash'ını alacaklar en kötü derken. Ultisini aldırır. Minotaur'dan bir engage çıkmak yerine. Dairot onu tamamlamak istediği için girdi. Çok güzel bu arada. Ama yok hocam. Aa, Kere geldi arkadan. Flash'la beraber. Angela'yla beraber üstüne. Devam ediyorlar fight'ı. Kere bir kill daha aldı. Kırmızı taraf. Ama Faramis doğdu bu arada ölmesine rağmen. Pasifinden dolayı erken doğdu. Lennox combo bakıyor bence içeri. Bir combo atabilir. Geldi o combo. Eyvah eyvah. Yok, bu oyun yine bitmeyecek. Bastı doğa rüzgarın. Güzel bir o ulti ile beraber çok az canlı kaçtı. Eyvah, Faramis de flash attı. İçeride kalabilir. Çok sıkıntı olmayacak burada. Maç bitirmek biraz zor. Minotaur da doğdu zaten. Burası satış olur bu arada. Bak, burası satış olur. Tamam, çıktılar zaten. Evet, şimdi Lord fight'ına geldik. Bir 5 saniye Lord çıkacak. Kırmızı tarafın bu Lord'u asla kolay bir şekilde salmaması lazım. Bu Lord'la beraber çok büyük bir ihtimalle biter çünkü. Eğer mavi taraf alırsa. Kırmızı tarafın kazanma koşulu Angela ultisini carry atıyor. Carry fight'larda direkt taşıyor bu arada. Zaten Uranus ve Baksa'yı yaratabilecek en önemli isim. Carry derken başladı hatta. Tarıyor şu anda. Baksa'nın canı yarıma indi derken carry içeride. Carry flash attı geriye. Şu an fight'ta neler alıyor, neler. Hepsi birden zıpladı bu arada Lord. Kere bu arada flash'la beraber Lux'u takip etti. Uranüs de düştü bu fight'ta. Evet, Uranüs de düştü. Arkada az canlı Faramis ve Baksa'ya var. Aha, arkadan yakaladı. Bak, çok güzel yerden Kere dolandı ve yakaladı onu. Devamında burayı da düşürecek. Kere çok güzel taşıdı bu fight'ı. Devamında Baksa'ya düşecek hatta. Lord'a bile gerek kalmadan bu maçı bu şekilde bitirecekler muhtemelen.
İşte fight'ın önemi, doğru fight'ın önemi. Kere ağır taşıdı son fight'ı. Faramis doğdu, Lunox'a doğdu. Aa, bitmeyecek bu arada bu maç. Ben biter diye bekliyordum. Dakika 20 oldu, 25'e kadar yolumuz var artık. Bitmez diye... Aa, ama öyle tek yerse biter hocam bu maç. Biter mi? Bitmedi bu arada. Bitmedi, 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 bitmedi. Devam. Kırmızı takım satıyor hatta diyecektim. Faramis yeniden ölmüş. Ama Uranüs tutar diye düşünüyorum ben. Aynen. Zaten istorlamayacaklar. Çıktılar. Evet, şimdi Lord'a yeniden toplandılar. Bakıyoruz. Şu anda 3 kişi yok. Onlar da bir 10 saniye. Hepsi gelecek buraya. 15 saniyede de bir fight bekliyorum artık. Evet, Lord'a vurmalara başladı ufaktan. Mavi tarafın kereye dikkat etmesi lazım. Angela'yla beraber bayağı güçlü oluyorlar. Orada Fretin'in önüne kaldı. Biraz vurdular Fretin'e. Fretin'e fokus atıyorlar bu arada. Arkada Dairot yakalandı derken. Nox içeride ölmesin orada. Minotaur içeride. Kerry ile beraber yeniden Angela tehlike. Kerry tarıyor arkadan bu arada. Anki. Bak çok güzel flash attı Kerry. Burada'nın flashı boşa gitmiş oldu. İçeride kalan bir Fretin. Zonya bastı, baitliyor. Çok güzel fight oluyor bu arada. Baksiye düştü. Bir kişi daha düştü. Fretin düştü kırmızı taraftan da bu sefer. Birebir bir takas derken ikinci bir kill geldi. Minotaur da düştü aşağı. Arkadan bak yine dolanmış Kerry. Üçünü hepsini keser biliyor musun? Hepsi öldü bunların. Bak. Ama Lunox kesebilir. Onun tek kesebilecek isim Lunox. İçeri atlaması lazım. Vuramadı ki ultiyi de. Dedim Kerry arkadan hepsini toplayacak dedim ben. Lord yeniden gidiyor ama burayı buradan bitiremeyecekler. Minyonlar yok. Eğer minyonlar olsaydı bu arada bitirebilirlerdi maçı. Lunox içeri tarıyor. Çok güzel. Onu düşürdü mü? Düşürdü bu arada. Minotaur önde. Bak Angela ultiye bakıyor şu anda Kerry. Ana yine arkadan dolanıyor. Bak nasıl dolanıyor. Bak herhalde maç bitirmeye gitmez buradan. Yok. Kırmızı taraf öyle bir kapatıyor ki. Turan taktiği gibi bak. 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 Angela da pusmuş buraya çalıya ulti atacak. Ulti atmayayım. Aha çok güzel kapattılar arkadan. Fight başladı bu arada. Faraps ultisiyle beraber Kerry'nin engage'ini disengage edebilecekler mi? Kerry tarıyor bu arada. Kerry düşürülebilecek bir isim yok. Arkada düşen bir Dairot var bu arada. Dairot düştü. Kırmızı taraf bir kişi eksik derken mavi taraftan zaten iki kişi düşmüş bile. Burada vuruyor ama Lunox içeri combo attı bu arada. Güzel. Güzel bir kill daha gelecek. Minotaur'a vur bir Q'yu. Güzel. Kerry orada. Aha. Yanına yakaladı. Yakalanır mı? Yok kaçacak diye düşünüyorum. Aha vuruyor. Vuruyor. Ulan bitiriyormuş ya maçı arkada. Ya sürekli... Aa bir dakika bu arada. Bitirebilirler maçı. Yo. Minyon yok ki. Bitiremezler. Minyon kalmamış. Şimdi çıktı ama zaten bu minyon gelene kadar Faramis doğacak zaten. Bu arada bu Lord'a girdiler ama chartları yok şu anda. Kırmızı tarafın iki ismi doğdu. Yani şimdi Fretin doğdu. Minotaur'da hop. Hop doğdu derken oradan Faramis düşmüş bile. 2 dakika yukarı baktık hemen Faramis düşürmüşler. Bu maç burada biter bu arada. Lord'u da aldılar. Yani dakika 27'nin Lord'u savunmak çok çok zor olacak. Ama aslında savunulamayacak pickleri de var. Baxia. Baxia bu arada Lord'a falan güzel vuruyor. Baxia, Lunox, Brody. Hatta Faramis. Faramis AP mi peki? Evet Faramis de AP'ymiş. Ya savunma ihtimalleri var aslında mavi tarafın. Bakalım. Tabi Minotaur faktörü de var aslında. Lord'la beraber içeri ulti flash yaparsa savunmaları çok daha zorlaşır mavi taraf. Mid'den geliyorlar bu arada. Angela yine gir bir çalıya. Aynen. Oradan at ultini. Smite attı Fredrin. Aha flash attı bak Minotaur flashını attı. Burayı da flash attırdı ama yok düşecek. Bu maçta burada biter. Lunox içeri combo attı. Burada arkayaları ulti attı şöyle. Kırmızı tarafın canları az bu arada. Angela flashla beraber Lunox killini aldı. Canı çok az. Aa, fokus. Düşürdüler Kerry'yi bu arada. Mid'den devam etmek isteyecekler. Hocam dakika 30 oldu. Bu maç ne zaman bitecek? Ben yoruldum burada izlerken, konuşurken. Mid'den gidiyorlar şu anda. Mid'den gittiklerini söylemesem hiç de anlamayacaktınız. Evet minyonlar şimdi girdi Nexus'a. Kuleye vurmak isteyecekler midir diye bakıyorum.
Yok izin verdim. Aa sattı ama bu hareket satış. Aa bunu yapmaması lazımdı asla. Bitti maç bu arada bence. Kesinlikle bitti. Dairot'un asla içeri gidilmemesi lazımdı. Biter biter çıkmayın biter. Vur kuleye. Fokus. Hatta öncesinde kestiler fretini. Minotaur geldi bu arada. Ulti atacak. Vur kuleye. Yok bitti. Aa. Vur. Tam Baksa geldi. Oraya vurur bitirir zaten. Aynen bitti. Darut'un kesinlikle içeri girmemesi lazımdı. Hiç beklemiyordum bu arada. Nasıl öyle bir hata yaptı? Burada çok güzel oynamış bu arada. KDS'ından da anlayacağımız gibi. Maç böyleydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.